Dikkatli. Şimdi mantık konusunu işleyelim. Kesin bir hüküm verebilen ifadelere önerme denir. Şimdi dayıcım, aşağıdakilerden önerme olup olmadığını gösterir demiş. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Kesin önerme midir? Önerme. Önermedir. Doğru bir önermedir, evet. Ve değeri birdir. Gaziantep Türkiye'nin başkentidir. Önermedir ama yanlıştır. Evet, hüküm vermiş çünkü Gaziantep Türkiye'nin başkentidir demiş. Önermedir, yanlış bir önerme. Hava çok sıcak. Yani bence bir önerme değil. Değil. Yani sana göre sıcak, bana göre soğuk. Evet. Bu önerme değil. Bana çay getirir misin? Bu da önerme değil. Önerme değil, getirmem, getiririm. Yani. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz dayı? Objektif, subjektif olayları gibi. Değil evet. mi? Objektif, kesin hüküm olan, subjektif, kişiden kişiye değişebilendi. O zaman kişiden kişiye değişebilecek şeyler önerme değildir. Net olan, doğru veya yanlış, onlar önermedir diyebiliriz. N tane önerme için 2 üzeri N farklı durum vardır. Şimdi biz mantıkta veya ile başlayalım. Veya bu şekilde V harfiyle gösteriliyor. Şimdi dikkat edersen dayı, burada bir taraf kahverengi, diğerleri mavi renkte. 1-1-1, 1-0-1, 0-1-1, 0-0-0. Hemen sen dikkatini çekmiştir. Ne sonuç çıkartabilirim buradan? Dayı, ben 1 olan her yerin 1 olduğunu görüyorum. Yani diyorsun ki ben veya'da 1'i görürsem cevap 1'dir derim. Direkt 1 yazıyorum. Çünkü veya kelimesi var. 1 var 1, 1 var 1, 1 var 1. Burada 1 olan yok, için 0. O zaman sloganımız bu. Veya'da 1 görürsen cevap 1'dir diyebiliriz. Şimdi P veya PP, yani bu ikisi birbirinin aynısıysa kimse o olur. 1'e 1'de 1, 0'a 0'da 0 gibi. İkisi birbirine aynısı, tek kuvvet özelliği denir buna. P veya Q, Q veya P. Bu da zaten değişme özelliği anlamına gelir. P veya Q veya R, P ve Q, R. Burada parantez var. O parantezi buraya atmış. Burada da birleşme özelliğine sahip olduğu söylenilmiş. P veya 1. Ben zaten veya da 1'i görürsem cevabın 1 olduğunu biliyorum. Evet. P veya 0. P'ymiş. P 1 olabilir, 0 olabilir. 1 ise, 1 ise cevap 1 olur. 0 ise cevap 0 olur. P'ye göre. Ondan dolayı kader P'ye bağlıysa P'dir cevabı diyebiliriz. Olduğuna göre PQR önermelerin doğruluk değerleri sırasıyla nedir? Şimdi dayı bakıyorum buraya. Veya işareti var ve sonuç 0. Demek ki burası da burası da 1 değil. Olamaz. Değil mi? Çünkü 1 olsa cevap 1 olacak kafadan. Evet. O zaman burası da burası da 0'dır rahatlıkla diyebiliriz. R veya Q'nun değeri sıfırsa aynı lafı bunlar için de söyleriz. Tabii. Kardeşlerim sizler bir değilsiniz. O zaman R sıfırdır, Q'nun değeri de sıfırdır. Q'nun kendisi birdir o zaman. O zaman Q'nun değeri sıfırsa Q'nun kendisi birdir deriz. P'yi sıfır bulmuştuk, R'yi sıfır bulmuştuk, Q da birdir. O zaman doğruluk değerleri 0, 0, 1 olur. Gelelim V'ye. Dayı, V de aşağı yönlü bir V harfi. Dikkat edersen bu üçü sarı, bu farklı bir renkte. Sıfır var, sıfır. Sıfır var, sıfır. Sıfır var, sıfır. Sıfırı gördüğüm yer sıfır. Bitti. O zaman V'deki sloganımız sıfırı görürsem cevap sıfırdır sıfır. Diyeceğim. O zaman hemen geliyorum, sloganı söylüyorum. Bağlacında sıfır görürsem sonuç sıfırdır diyeceğim. Yine burada da tek kuvvet özelliği var değil mi? P, P, P. Yer değiştirme özelliği var. Yani değişme özelliğine sahiptir. Şuraya baktığında dayı. P ve 1. Şimdi şunun sonucunu görme. Ben buraya 0 desem cevap 0 olacak. 1 desem cevap 1 olacak. Demek ki bu P'ye bağlı. Kader P'ye bağlı. Burada zaten 0'ı görür görmez hemen cevap 0'dır deriz. Burada dağılma özelliğinden bahsetmiş. P ve Q veya R. O zaman bunu gelip buradan dağıtıyoruz. P ve Q veya P ve R. Bu dağılma özelliğidir. Bu sefer veya'nın V üzerinde dağılma özelliği var. P veya Q şununla birleşmiş, araya V girmiş, sonra bu adam R ile birleşmiş. Asıl marifet tersten bunu tersten düşünmektir. Yani dayı, bunu gördüğüm zaman bakıyorum böyle P ve P ve ikisinde de ne güzel şu ifade ortak. Değil mi? Şu ifade ikisinde de ortak. O zaman ben de hemen onun parantezini alırım. Geriye çektiğimde Q kalır. Sonra bu adam kalır veya sonra da R kalır. Benzer şekilde buraya da baktığımda P veya bunun parantezine aldığımda çektiğimde Q ve R kalır. Bu da sağdan dağılma özelliği.
Yani şöyle dağılma yapabiliriz. Burada ne demiş dayı? Q veya R veya P. Burada hatalı, burada bilgi hatası var. Geçiyorum dayı. Doğruluk değerini bulunuz. Şimdi söyle dayı. Burası nedir? Sıfırdır dayı. V'yi gördüğümde sıfır varsa... Bir gel dayı, bunu sen çöz bir zahmet. Tabii ki dayı. Şimdi bakıyorum, bunun doğruluk değerini bulun demiş. Sırasıyla başlayalım. 1 ve 0. V'de 0'ı gördüğüm zaman direkt 0 olacaktı zaten. Bravo. 0 veya 0. Bir de şuraya al. Şurayı da söyle dayı. Buradan 0 veya 1'den V'de da 1'i gördün mü direkt 1 olacaktı. Tamam zaten. O zaman bir alt satıra geçtik. Bir alt satıra geçtik. 0 veya 0. Burası 0 olacak. İkisi bravo. 0 olduğu için. Şurası dayı. Buraya bakalım. 1 ve 1, 1 olacak. Güzel. O zaman bir alt satır. Bir alt satır. 0 veya 1 veya da 1'i görüyorum. Hemen 1 ve 1. 1 ve 1 de 1'dir. Bravo. Yani veya da 1'i görürsem cevap 1. Ve de 0'ı görürsem cevap 0'dır sıfır diyeceğim. Önermesinin en sade şeklini bulunuz demiş. Dağıtırız. Dağılma yani. Özelliği var değil mi dayı? Var. O zaman P veya Q araya bu girdi. P veya P'nin değili. Evet. Buna zaten hiçbir şey yorum yapamıyorum ama buraya fıstık gibi yorum yaparım. Sen yap dayı bunu yorumunu. Birdir dayı o. Sebebini söyle. Dayı bize hemen sonuç söyleme. Bize sebep söyle. Diyelim ki dayı P'ye sıfır olduğunu fark edelim. Değili bir olur. Sıfır veya bir, birdir. Evet. Veya P'ye bir olduğunu söyleyelim. Bir varsa zaten veya da direkt bir derim ben. Sağ taraf 1'dir. Bravo. Yani diyorsun ki bu iki adamdan biri mutlaka 1'dir. Veya da biri görürsen 1'dir. Kaçarı yok. Kaçarı yok. P veya Q ve 1. Buraya da geldiğimizde V ifadesi var. Bu yan taraf. Elimle kapatayım. Burası da yok. Bu kapattığım yer 0 ise cevap 0 olur. Evet. Bu kapattığım yer 1 ise cevap 1 olur. O zaman kader buraya bağlı. Evet. O zaman cevabım P veya Q olur diyebiliriz. Bir de bu anahtar manahtar muhabbeti var bu elektrik devrelerinde. Dayı bu açık mı kapalı? Açıksa anahtar akım oradan geçmez. Kapalıysa yani oradan geçer. Geçer. Açık olma durumu 0, kapalı olma durumu 1 ile gösterilir. Mesela buraya baktığımızda lamba burada, bunlar da anahtar. Şimdi bunların birbirine paralel olduğunu görüyoruz değil mi? Akım buradan geldiğinde zaman ya buradan gider böyle yakar lambayı ya da buradan gider lambayı yakar. Yani bu ikisinden bir tanesinin kapalı olması lambayı bize yanmasına sebebiyet verir. O zaman bunlar birbiriyle paralel olmaları da demek ikisinden bir tanesinin çalışması bize yetiyorsa veya anlamına gelir. P'nin veya Q'nun çalışması yetiyorsa. O zaman ben paralel bağlı iki anahtardan en az biri kapalı iken lamba yanar diyorum ve ikisi birden kapalıysa yanar. Biri kapalıysa yanar, biri kapalıysa yanar ama ikisi birden açıksa yanmaz. Resmen veya'nın özelliğidir. O zaman paralellik demek veya demektir diyorum. Buraya baktığında seri bir durum var. Çünkü akım geldi, buradan geçti, buradan geçti ki ancak yakabilsin. Bunlardan herhangi bir açık olsa akım geçmez. Geçemez. O zaman mutlaka ikisinin de kapalı olması lazım. O zaman bu durumda seri bağlı iki anahtardan her ikisi de kapalıysa ancak akım geçtiğini söylüyorum. Biri kapalı, biri açık. Nasıl gitsin akım? Gitmeyecek. Tamam. Burada da gitmeyecek. Burada ikisi de açık, gitmeyecek. Ancak ikisi de kapalıysa yanar. O zaman ben buradan da seri bağlı olanın ve cümlesiyle özdeşleştiğini söyleyebilirim. Not: anahtarlar paralel ise veya, seri ise ve kullanılır. Notu tekrar okuyorum. Anahtarlar paralel ise veya, seri ise ve kullanılır. Şekildeki elektrik devresine karşılık gelen önerme ne olabilir demiş. Dayı, seri, burası buraya paralel. Komplesi buraya seri. Çok basit. Aynen öyle. Q ve R seri olduğundan ve. Evet. Sonra bu ifade burayla paralel olduğundan veya. Araya bir veya gelecek bu ifade. Sonra bütün bu ifade burayla köşeli seri parantez olduğundan. Tabii ki bu ifadenin hepsini köşeli paranteze alıp ve S dedik. Gayet mantıklı bir evet. Cevap. Aslında şöyle de olabilir dayı. Burayı verip bu aşağıdakilerden hangisi, hangi şekilde özdeşleştirebilir diye ters. Ona göre yorum yaparız. Ya buraya bakacağım. Q ve R seri. Hemen şekle bakacağım. Q ile R seri. Güzel. Burası P'ye paralel. Bakıyorum burası P'ye paralel. Güzel. Bütün bu olay S'ye seri. Bütün bu olay S ile seri. O zaman cevap budur diyeceğim. İse bağlacı. Dayıcığım şimdi bakıyorum 1 1 1 0 1 1 0 0 1.
1-0-0. Bunu şöyle demiştik biz zamanında. Öyle bir takım düşünün ki 10 numarasının çok iyi bir futbolcu olması lazım. Hacı gibi, Alex gibi. Değil mi? Evet. Ama bu takımın 10 numarası çok kötü bir futbolcu dayı. Evet. 0. Geri kalan tüm durumlar 11 numara, 0-1 kaleci, 0-0 teknik direktör. Bunların hepsinin sonucu 1. Ama takımın 10 numarasında iş yok. Tıpkı Kejman gibi dayı. 10 numarada iş yok. O zaman 10 numara 1 ise 0-0'dır. Diğer bütün durumlar 1'dir. İse de böyle gösteriliyor. Bu arada laf arasında söyleyelim. Bir futbol takımı düşünün ve bu takımın 10 numarası ise kötü futbolcudur. 10 numara kötü futbolcu. Sonuç 0'dır. Yani diyeceğiz. 1 ise 0-0'dır. Geri kalan 1'dir. Geri kalan durumlar 1'dir. Not. Önemli bir noktayı sorularda kullanacağız. K ise L. Genelde PQ kullanıyoruz da. Slogan olsun diye böyle yaptık. K ise L. K'nın değili birleşmiş L. Bunu U gibi düşünürsek cool. Orada bir şey var. Yani K ise L'yi biz kafamıza şöyle koyacağız. Cool. Orada bir şey var. Nerede bir şey var? K'nın üstünde bir tepesinde. Şey var. Bunu ileride kullanacağız. Önermesin doğruluk değeri. Görüyorsun dayı burada 10 numara var. 0. Kötü futbolcu 0. Sonra buraya bakıyorum 0'a 0. 1. Burası zaten 1. Sadece kötü futbolcu 10 numaraydı. Evet. O zaman burası 1. Sonra 0'a 0. 1. Böyle oldu ve 1. Bu da iyi futbolcu. 1 ve 1. Bunlar birbirine aynısıysa tek kuvvet özelliğinden cevap 1 olur. Bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir denilmiş. Şimdi cool orada bir şey var. Bunu unutmayalım. Niye bu geldi? Çünkü şurada bir ise kelimesi var. Değil mi dayı? O zaman gelelim yapalım. P ise bilmem ne. Şuraya bir uygulayalım. O zaman ben buraya P'nin değili, sonra bu U dediğimiz V'ya koyacağım, sonra bu adamı koyacağım. Evet, sonra da ise P'nin değili. Şimdi burada dayı dikkat edersen hepsi burada veya burada veya. O zaman duvarların, parantezlerin bir önemi yok. Bunlardan bir tanesi 1 ise diğeri 0'dır değil mi mutlaka? Evet. Veya da 1'i görürsem cevap 1'dir. 1 diyecek. O zaman burası komple 1'dir. Evet. Orası komple 1. 1 ise P'nin değili. Şimdi düşünelim dayı. Bu P'nin değili denilen adam 0 olsaydı 10 numara kötü futbolcu. Ya bu elimi koyduğum yer 0 ise sonuç 0 olacaktı. 0. Elimi koyduğum yer 1 olsa sonuç 1 olacaktı. P'ye kader buna bağlı. Evet. O zaman bunun cevabı P'nin değilidir. Buradaki laflara evet. Gerek yok. Evet. P ise Q koşullu önermesinin karşıtı. Karşıdan karşıya geçmek gibi algılanabilir. Yer değiştirdiler yani. Q ise P. Tersi her ikisinde değili. Karşıt tersi hem yer değiştir hem de değil. İşaret değiştir. Yani terslerini değillerini alalım. Tekrar edelim. Karşıtı demek yer değiştir bununla bu. Tersi demek tepelerine işaret geldi. Yani değilleri. Karşıt tersi hem yer değiştir hem de değillerini alalım. Ancak ve ancak dayı. Şimdi dikkat edersen hemen iki tane sarımız var ve sonuçları evet. Bir. Nasıl bir ortak özellikleri var dayı? Aynılar 0-0-1-1. Ancak ve ancak en fazla tekrarlanan harf A herhalde. Evet. Aynıysa 1. Aynıysa 1. Evet. Farklıysa 0. O zaman ancak ve ancak kafamıza böyle kodladık. Aynıysa yani 0-0-1-1 sonuç daima. Ancak bir. Ancak ikisi de aynı. Aynıya 1 diye kodladık. Aynen öyle. Ancak ve ancak. İkisi aynı. O zaman aynı. Aynı. O zaman 1 diye kodlayıp gitsin. Ancak ve ancak da sayılar aynı ise bir farklı ise sıfırdır dedik. Ancak ve ancak şöyle bir gösterimi de var. Genel kültür olsun diye verelim bunu. P ancak ve ancak Q, P ise Q ve Q ise P. Yani. Şimdi dayı doğruluk değeri daima bir ise buna totoloji diyoruz. Daima bir ise bazen bir bazen sıfır değil daima bir ise. Doğruluk değeri daima sıfır ise buna da çelişki diyoruz. Bir de Allah ondan razı olsun De Morgan denilen bir matematikçimiz var. O da diyor ki ben adam feriştahını çeviririm. Ters çeviririm. Ters çeviririm. Bütün olumsuzlukları yaparım ben ona diyor. P veya Q. P'nin değili veya V oldu. Q'nun değili. Bak her şey değişti. Evet. P ve Q'nun değili ise P'nin değili. Bu döndü. V oldu. Bu da Q'nun değili oldu. Bu ifadeye de her denilir. Şuna da en az bir ya da bazı denilir. Bunun iki tane anlamı var. En az bir ya da bazı. Bu ters A'da her anlamına gelir. Önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir demiş dayı. Bakalım. Dayı şimdi burada
Burada da V var, burada da V var. Parantezin bir önemi var mı? Yok. Yok. İkisi de V ise, ikisi de V ise yok. Ama orada o zaman, ters çevrilecek dayı. Demorgan. Burada bir demorgan varmış. Eğer olmasaydı dayı, onu çözelim. Eğer olmasaydı. Önemli o zaman bu P1, Q'nun değili bilmiyoruz. Bir yorum yapamazdık. Evet. Ama şu Q'nun değili ya da şu P'nin değil olsaydı şurası. O zaman yapabilirdik. O zaman yapardım. Biri 1, biri 0'dı, cevap 0'dır derdim. Neyse fazla zorlamayayım ben. Hemen burada demorgan denilen adama biraz feriştah dedik. Bizim de feriştahımızı... Yok, demorganı çağıralım. Hemen çağıralım, bunu yapsın. P ve demorgan dedi ki bunun tersini alırım. Q'nun değilinin değili. Burası da V'ya oldu, P'nin değili. Evet. P ve bir şeyin tersinin tersi kendisidir. Kendisi. Burası veya P'nin değili. Şimdi burada dağıtalım mı dayı? Dağıtalım dayı. Çünkü farklı adamlar dağıtacağız. Yani. P ve Q veya P ve P'nin değili. Oradan bir şey alırız. Buraya baktığımızda bunlardan biri bir biri sıfırdır değil mi kesin? Evet, sıfırdır kesin. O zaman bura kesin sıfırdır. Evet. P ve Q veya sıfır. Elimi koydum buraya. Eğer bu kapattığım yer birse cevap birdir. Bir. Veya da biri görürsem cevap birdir. Eğer bu kapattığım yer sıfırsa cevap sıfırdır. O zaman kader benim ellerimin altında. Evet. O zaman cevabı P ve Q olur, olur deriz. Olduğuna göre önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir demiş. Önce şu adamla bir ilgilenelim. İlgilenelim. Gelsin bakalım bu adam. Dayı veya veya var. Sıfır var. O zaman burası da burası da kesinlikle bir. Sıfır. Kesinlikle bir, bir değildir. Kesinlikle sıfırdır. Sıfır. Sen dedin daha güzel. O zaman burada sıfır, burada sıfır. Evet. Geldim buraya. P veya Q'nun değili sıfırsa o zaman bu da sıfır, bu da sıfırdır. Evet. P, şuradan zaten R'nin değili sıfırsa R'nin kendisi birdir. Birdir. Buradan P sıfırdır. Q'nun değili sıfırsa kendisi Q'nun birdir. Kendisi birdir. Evet. O zaman da P sıfır, Q bir, R de bir. Yerine yazarız. Bu adamları bulduk. Şimdi gidip burada yerine yazalım. İfademiz buydu. P gördüğümüz yere 0'ı koyduk. Q yerine 1'i koyduk. Q yerine 1'i koyduk. R'nin değili. R 1 ise değili de 0'dır. V'de 0'ı görürsem cevap 0'dı. V'de 0'ı görürsem cevap 0'dı. Tek kuvvet özelliğinden cevap 0 olur. Olur. Evet, aşağıdakilerden hangisi totolojidir diye bir sorumuz var. P ve P'nin değili ancak ve ancak P. Şimdi dayı burada baktığımız zaman şurayı zaten hemen yorumlarız değil mi? Evet. Biri 1 ise diğeri 0'dır. V'de 0 görürsek 0'dır. O zaman şurayı çizip yerine 0 yazabiliriz. 0 ancak ve ancak P. Şimdi elime koyuyorum bu P'nin yerine. 1'i koysam farklı oldukları için 0 çıkacak. 0'ı koysam aynı oldukları için 1 çıkacak. Yani cevap hem 1 çıktı hem 0 çıktı. Totoloji demek daima 1. O zaman bu 1 ve 0 çıktığı için ne totolojidir ne de çelişkidir. Hemen burada söylediklerimizi görüyoruz. Totoloji değil. P'nin değili ise P. Şimdi buraya baktığımızda ben P'ye 0 desem P'nin değili de 1 olur değil mi? Evet. 1 ise 0. Takımın 10 numaralı futbolcusu kötüydü. 0. Dolayısıyla bu totoloji değildir. 0 ise P, yani P'ye 1 dersek burası da iyi futbolcu 1. Bunun cevabı hem 0 hem 1 olduğundan ne totolojidir ne de çelişkidir deriz. P ise P ise P. O zaman dahi biz P'ye 1 diyelim. 1 ise 1 ise 1. 11 numaralı futbolcu? 11 numaralı futbolcu iyidir. İyi, 1. 11 iyi, 1. Şu anda totoloji yolunda güzel gidiyoruz. P'ye bu sefer 0 desek, 0 ise 0 ise 0. 0 ise 0. 0 ise 0, 1. 1. 10 numaralı futbolcu çıktı yine. Kötü. O zaman bir 1 bir de 0 çıktığı için bu da ne totolojidir ne de çelişkidir. Bu da gitti. P ise P. O zaman ben P'ye 1 desem, 1 ise 1. 11 numaralı futbolcu, iyi futbolcu 1'dir. Evet. Ben P'ye 0 desem, 0 ise 0. O da iyi futbolcudur, o da 1. Daima totolojidir işte. Daima 1 olduğundan D şıkkı totolojidir diyebiliriz. Hangi anahtar açık olduğunda lamba yanmaz? Çok süt bir soru dayı. Yani akım geliyor şimdi. P paralel, Q, P, Q paraleldir. Kime? RT'ye. Şimdi buradan böyle geldiğini varsayalım. Buradan geçmek zorunda değil mi dayı? Mesela... Yani buralardan kimden gelirse gelsin mutlaka S'den geçip lambaya gidecek. O zaman S anahtarı mutlaka kapalı olması lazım.
Bize diyor ki hangi anahtar açık olduğunda lamba yanmaz. Demek ki S anahtarı açık olursa lamba kesinlikle yanmaz. Ya diyelim ki bu açık. O zaman akım buradan gider. Bu açıksa yukarıdan gider. Bu ikisi açıksa aşağıdan gider. O yani zaman hepsinin kaderi S'ye bağlı. Hepsinin kaderi nihayetinde lambadan önce S geldiği için S anahtarı açıksa lamba yanmaz. Çok belli demişiz. Hatta şeyini bile yazmışız dayı. Denklemini. P veya Q veya RT, değil mi? P paralel Q'ya, o da paralel RT'ye ve o da seridir S'ye. Gayet güzel de olmuş. Önermesinin değili nedir? Şimdi dayı arada bir ise kelimesini görüyorsun değil mi? Evet. O zaman ben ise kelimesinde hemen aklıma bunu getireceğim. Cool, orada bir şey var. Bu cümlenin ilk haline P, ikinci yerine de Q dersem araya da ise'yi koydum. P ise Q'nun değili isteniyor. Bunun değili. Evet. Ben direkt bunun değilini alamam. P ise Q'nun yerine bu bilgimi kullanmalıyım. O zaman yapıyorum. P'nin değili veya Q'nun değili. Çünkü P ise Q, cool, orada bir şey var. İlk adamın tersi veya Q'nun tersi. De Morgan hemen buradan devreye girer. P'nin değilinin değili P. Bu da V oldu, bu da Q'nun değili. O zaman bu sorumuzun değili budur. Burada cümle olarak yazarsak bana P cümlesini yaz diyor. O zaman P cümlesini yazdım. Her x virgül x kare eşit değildir 25. Sonra V yaz diyor. Yazdım. Q'nun değilini yaz diyor. Bunun değili, dayı bu en az 1'di değil mi? Evet. Bunun değili her'dir. X virgül x eşit değil diyorsa biz eşittir koyacağız. Yani burada gördüğümüzün tam tersini yazacağız. Evet. Çünkü bu en az 1 bazı anlamına geliyordu. Onun tersi her'dir. Bu da güzel bir soru olur. Önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? Bunu da senden alalım dayı. Alalım dayı. Şimdi sol tarafta V ile sağ tarafta da V ya ve V ile ifade var. Aralarında ise var. 0 ve 1. Ben V'de 1'i gördüğüm zaman 0 olduğunu söylüyordum. Burası 0. V'de 1'i gördüğün zaman mı? V'de 0'ı gördüğüm zaman 0 oluyor. Evet. Bu tarafa bakıyorum. 0 veya 1'in değili. Veya da 1'i gördüğüm zaman 1'di. Bunun değili 0 olacak. 0. Burası tamam 1 oldu. Evet. Aşağı geldik. Aşağı geldik. 0 ve P. V'de 0 gördüğümüz 0 oluyordu. 0 ise 0. 0 ise 0'ın da değeri 1 olduğunu biliyorum biz ise de. Evet. Gayet güzel dayı. Önermesinin karşı tersi aşağıdakilerden hangisine denktir? Yani karşı tersi demek karşıdan karşıya, ters demek terslerini alalım. Evet. O zaman bu cümle buraya gelecek, bu cümle buraya gelecek ve tersleri alınacak değil mi? Evet. Hemen bununkini alalım. Demovre'yi yapalım. Q'nun değili, hatta ondan önce komplesine bir kul yapalım demişiz. Yapalım o zaman. Birincinin tersi birleşim ikinci. Değil mi? Evet. Kul, orada bir şey var. Bir şeyin tersinin tersi kendisidir zaten. Burası aynen yazıldı. Veya burada da demoreni yaparsak dayı, P'nin tersinin tersi P'dir, V'nin tersi V'dir, Q'nun tersi. Buraya bir bakarsan dayı, hepsinde V var değil mi? Evet. O zaman burada P var, P var, Q var, Q'nun değili var. Q 1 ise değili 0'dır. Mutlaka 1 var mı yani burada? Var. Veya da 1'i görürsem sonuç cevap 1'dir. 1 veya P, yani sonucumuz 1 olur rahatlıkla diyebiliriz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri totolojidir? Şimdi dayı hemen bunları hızlı bir şekilde yapalım. Bir numarada 1 ise 0 ancak ve ancak 0 ise 1 demiş. Takımın 10 numarası kötüdür. 0 yani sıfır. Burası. Bu 0-1 iyi futbolcu 1. 0-1 iyi futbolcu. Ancak, şey, ancak ve ancak var. Farklılık var ve sonuç 0 olacak. Çok güzel çünkü burada ancak ve ancak var. O zaman bu gitti. Totoloji sorduğu için 1 numara on. Çelişki. 2 numara 0 ise 1 iyi futbolcu 1. 10 evet. Numara kötü futbolcu. 1 ve 0. 0'dır. Çünkü V'de 0 görürsem 0. O zaman bu da çelişki. 0 ise 1. İyi futbolcu. 1. 1'in değili. 0 ise 0. 0 ise 0. Burası da yine 1. 11 numara o da iyi futbolcu. O zaman bu totolojidir. 1 veya 0. Orası 1'dir. Değili 0 olacak. Çok güzel bura 1. Bu 11 ancak ve ancak da aynıysa 1'di. Bu 1'in değilini yerine 0'ı koyduk. 0 ve 1. 0. V'de 0 görsem 0. Bu da çelişkidir deriz. Dolayısıyla sadece 3 numara totolojidir deriz. Hayırlı olsun dayı. Mantık konusunda bitirmiş olduk. Başarılı.